Tabii MHP katılmayabilir yani. Hı hı. Bu prensip olarak doğru bulmuyordur. Ancak MHP'nin katılmayacağına dair açıklamadaki bazı ifadeler hem hukuken doğru değil hem de haksız bir itham içeriyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın attığı tweette Can Atalay için şu ifadeyi tercih etmiş. Can Atalay gibi bir vatan haininin durumuyla Türkiye'nin gündemini işgal etmek fevkalade abestir ve yanlıştır. Yine aynı şekilde Can Atalay için ayrıca terörizme gönüllü hizmet veren bir kişi için olağanüstü toplantı daveti Yüce Parlamentomuzun mehabetine yakışmamaktadır. Buradaki iki ifade, Can Atalay'ın vatan haini olduğunu iddia etmek ve terörizme gönüllü hizmet verdiğini iddia etmek yani hem hukuken doğru değil hem de olacak iş değil. Bir kere yani MHP bir vatandaşı, kendileriyle aynı görüşte olmayan bir vatandaşı, muhalif bir vatandaşı, bir avukatı neye göre vatan haini ile suçluyor ya da neye göre terörizme gönüllü hizmet vermekle suçluyor? Hangi karara dayanarak? Ellerindeki bir mahkeme kararına mı dayanarak? Yani yani bu var. Bir de başka kendilerinin kanaati mi var? Hı hı. Eğer bu mahkeme kararıysa açıkça söyleyeyim. Bu siyasi çerçevesi mahkeme dışında çizilmiş. İçeriği bana sorarsan Beştepe'de belirlenmiş. Mahkemede yazdırılmış bir karardır. Hukuki bir metin değildir, siyasi bir metindir. Bütünüyle siyasi iktidarın istek, çıkar ve beklentilerine göre oluşturulmuş bir davadır. Türkiye'de böyle bir terör nitelikli böyle bir dava açılmış ve karara bağlanmış olması ancak bu zaman dilimine mahsus bir durumdur. Geçmişte ve gelecekte bu dava gülünç, sadece siyasi iktidarın intikam davası olarak anılacak. Hı hı. Ve tarihte bu böyle bilinecek. Hı hı. Çünkü Gezi Parkı davası demek de aslında eksik, Gezi Parkı davaları var. İlk Gezi Parkı davasında yine Can Atalay yargılanmıştı. Taksim Platformu'nun üyeleri olarak yargılanmışlardı. Yine eylemleri kışkırtıcı olmakla itham edilmişler ve beraat etmişlerdi. Sonra Osman Kavala'nın uzun süre tutuklu kaldığı Gezi Parkı soruşturması açıldı. Cümle alem diyor ki, Semih Yalçın bilmiyorsa ben söyleyeyim. Fethullahçıların açtığı bir soruşturmadır. Fethullahçı firari savcının Muammer Akkaş'ın açtığı, Fethullahçı polislerin delillerini topladığı bir soruşturmadır. Ve 15 Temmuz'dan sonra bu kez AK Partililer o davadan yararlandılar. Dediler ki bunların delillerini belki FETÖ'cüler toplamıştır ama biz onları ayıklayıp kenara koyduk. Şimdi bu delillerle yeniden görüyoruz dediler. Fethullahçıların başlattığı, AK Partililerin tamamladığı siyasi kin ve intikam davasıdır. Bu haliyle bile Gezi Parkı davası açıldı ve ilk yargılaması beraatle bitti. Tahliye ve beraatle bitti. Fakat siyasi iktidar öyle kin duyuyordu ki kendisine karşı geçmişte yapılan bir eylemi, bir toplumsal hareketliliği, doğrudan demokrasi arayışını darbe diye yaftalamaya ihtiyacı vardı. Bu hem bugünden geriye doğru ona karşı yapılan bütün itirazlara darbe demek hem de gelecekte olacak bir protestoya şimdiden bir içtihat geliştirmek için. Bir çeşit ders olsun. Evet, toplumsal muhalefeti kafanı kaldırırsan seni darbeci diye mahkum ederim demek için bu proje davayı ortaya koydular. Bu dava filan değildir, bu projedir. Bu Beştepe'de geliştirilmiş, mahkemede uygulanmış bir projedir. Evet. Bu yönüyle İlk dava beraatle bitti. Beraat veren heyeti dağıttılar. Ve beraat verenler de muhafazakar hakim savcılardı. Evet. Sonradan bir tanesi AK Parti'den milletvekili adayı olan, belediye başkan yardımcısı olan bir adamı Samsun'dan getirdiler. Heyete kattılar. O heyetle ve o hakimin de eşi FETÖ'den şüpheliydi. O hakimle bu kararı verdiler. Ben bu davanın Yargıtay kısmı ile ilgilenen bazı hakimlerle karşılaştığımda onlara şunu sordum. Fethullahçıların başlatmış olduğu ve AK Parti'nin rahatsız olmasına rağmen sürdürdüğünüz bir dava daha var mıdır? İki kıstas. Fethullahçılar başlatmış olacak ve AK Parti bundan memnun olmayacak. Bana bir dava örneği gösterin. Siz eğer bağımsız hakimseniz, bağımsız yargıçsanız biz de AK Parti'ye rağmen FETÖ döneminde başlamış ve bugün bitirmiş bir davaya karar verdin. İki dava var. Biri 28 Şubat davası, biri de Gezi Parkı davası. İkisi de kumpas davasıdır. İkisi de siyasi kumpastır. Ve şimdi MHP bunu savunuyor. MHP niye bunu savunuyor? MHP Gezi Parkı günlerinde ne yaptı? Hatırlayanınız var mı?
MHP'nin ilk gün Taksim'de cop yediler ya. Evet. Taksim'de cop yediler. Aynen. MHP oradaydı. MHP o günlerde MHK'sında toplandı. Bu eylemlere destek verelim mi diye tartıştı. Destek vermeme kararı aldılar. O gün neden AKP'den daha fazla karşı? Çünkü oradaki AK Parti'yi kendi yanında tutmak için bu davaya ihtiyacı var. Bu dava aynı zamanda bürokrasideki MHP'lilerin, yargı bürokrasi ve emniyet bürokrasideki MHP'lilerin AK Parti'ye kendini hissettirme davası. Sen bana bağlısın davası bu. O buna bu ihtiyaçla kaynaklanıyor. Şimdi MHP ne zamandır Gezi Parkı'na bu kadar AK Parti'den daha fazla düşman olmuş? Ne oldu yani? Yaşadığımız, gördüğümüz var. Gezi Parkı'nın ilk günü Gezi Parkı'nda meydanda ıslatıldılar, cop yediler. MHP o günlerde Gezi Parkı'na destek verelim diye tartıştı. Yine Tuğrul Türkeş'in görüşüyle destek vermeme kararı aldılar. Evet. Dahasını söyleyeyim. Berkin Elvan hakkında Devlet Bahçeli'nin bildirisi var. Evet. Ali İsmail Hukbaz hakkında bildirisi var. Evet. MHP ne zamanki Cumhur İttifakı'na katıldı, o andan sonraki bütün hikayeyi şimdi yeniden yazmaya başladı. Ya biz o günleri biliyoruz, tanığız. Siz öyle düşünmüyordunuz. Şimdi ne oldu? Şimdi neden böyle düşünüyorsunuz? Siz uyduruk bir dava, uyduruk bir kumpas davasıyla namuslu ve vatansever insanlara nasıl vatan hain edersiniz? Nasıl onlara, efendim, şerefli, haysiyetli insanlara ömrünün en güzel zamanlarını, en değerli zamanlarını paraya pula yatırıp servet sahibi olabilecekken işçinin, köylünün, emekçinin davasına koşan insanlara siz nasıl terörizme gönül hizmet vermiş dersiniz? Nasıl söyleyebilirsiniz bunu? Terörist eğer yani davanın başka boyutunu şimdi bitireceğim. Can Atalay ve onunla beraber yargılananlar tertemiz vatansever insanlardır. Aynen. Tertemiz. Sadece AK Parti muhalifi olmanın bedelini ödüyorlar. Bundan başka da bir suçları yoktur. MHP'nin de bu tarihi yeniden yazma gücü yoktur. MHP yazamaz mı? MHP'nin ve onun yetkililerinin sadece AK Parti ile iktidarlarını bir arada tutmak adına dün kin tutmadıkları, dün aslında daha toleranslı oldukları muhaliflere bugün böyle ithamlarda bulunmaları sadece kendi çelişkileridir. Fakat dediğim üzere bu dava MHP ne derse desin, AK Parti'deki milliyetçi kanat ne söylerse söylesin, bu dava bizim kalbimizdedir. Bizim gibi düşünen milyonlarca insan açısından da. Evet. Ve dünya var kardeşim. Dünya nezdinde de bu dava içi boş bir zaten davadır. Boş. Hiçbir hükmü yoktur. AK Parti'nin kendi siyasi ömründe çöpe atılacak bir dava. Biz bunu gördük. Balyozundan Ergenekon'dan. Ne kadar AK Parti'nin savunduğu dava varsa hepsini çöpe attılar. MHP'li yetkililer ve AK Partiler de görecek. Onların kendi siyasi ömürleri içerisinde. Hatta onlar belki siyasi iktidardayken bu dava çöpe atılacak. Ve bu davayı savundukları için utanacaklar.